Evet sevgili seyirciler, eğitim ve yaşama kaldığı yerden devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serbi Arık bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Işık Üniversitesi'nden bahsedeceğim ama öncelikle şunu merak ediyorum. Işık Üniversitesi de daha önce bütün programlar İngilizceydi hocam. Bu yıl Türkçe açtınız. Doğru. Neden böyle bir şey yaptınız? Aslında Işık Üniversitesi kuruluş felsefesine esas olarak İngilizce eğitim vermeyi tercih etmiş olan bir üniversite. Hı hı. Ve kurulduğu günden bu yana da aslında İngilizce eğitimi esas almış. Ama tabii zaman içerisinde bir takım nedenlerden dolayı ister istemez eğitimde bir takım dönüşümleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bizim fakültemiz için konuşuyorum. Bu yıl psikoloji bölümünde Türkçe eğitime de başladık biz. Hı hı. Bunun aslında iki nedeni var kabaca. Birincisi, birazcık sadece tek dille eğitimle kendinizi sınırlandığınız zaman büyüme ve gelişme şansınız biraz azalıyor aslında. Bu bir gerçeklik. İkincisi de İngilizce programlarda okuyan öğrencilerimiz arasında az sayıda da olsa biraz İngilizce sıkıntısı yaşayan öğrencilerimiz vardı. En azından Türkçe programlar bu öğrencilerimize de alternatif olsun diye. Ama zorunlu hazırlık var değil mi İngilizce? Tabii yani şunu bir defa hiçbir şekilde kaybetmemek evet. gerekiyor. Türkçe eğitim de olsa günümüzde artık İngilizce mutlaka üniversite okuyan öğrencilerin bilmesi gereken bir dil. Evet. Öğrencilerimiz öncelikli olarak İngilizce hazırlık sınıfında okuyacaklar. Programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonra normal Türkçe öğretimlere devam edecekler. Hocam şeyi merak ediyorum yani hani kampüs olanaklarını ve fakültelerin soracağım ama sizce Işık Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farkı nedir? Ya şimdi tabii bunları birçok şey söyleyebiliriz. Fevziye Mektepleri Işık Üniversitesi'nin esas olarak diğerlerinden farkını söylemekten çok yani bizim hangi avantajlarımız var? Belki bunları söylemek belki, daha doğru evet. olur. Birincisi kampüs üniversitesiyiz her şeyden önce. Şile'de gerçekten çok güzel bir kampüsümüz var. Ben de orada kalıyorum. Bana sorsalar, öğrenci olarak mı Şile kampüsünde yaşamak istersiniz, dekan olarak mı yaşamak evet. istersiniz? Ben kesinlikle öğrenci olarak yaşamayı tercih ederim orada. Bunun dışında çok gerçekten kampüs üniversitesi olmanın yanında kütüphane olanaklarımız çok iyi kampüs içerisinde olmanın. Yine tabii ki sosyal faaliyetlerimizin yoğun olması, kulüp faaliyetlerinin olması ama bunların bir kampüs ortamında yapılmış olması bence hı hı. önemli. Yoksa şehir içindeki bir takım binalar içerisinde yerleşmiş olan üniversitede belki şehir merkezinde yaşaman avantajları var ama bu ortak sosyal faaliyetleri gerçekleştirme konusunda ciddi dezavantajları var. Peki öğrencilerin kolay ulaşımını sağlayabiliyor musunuz üniversiteye? Ya aslında şu var yani Şile kampüsü bugün Kadıköy'den çok rahat 45 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Yani İstanbul gibi yoğun trafiği olan bir yeri düşündüğünüz zaman yani İstanbul'dan, Kadıköy'den örneğin Avcılar Kampüsü'ne, İstanbul Üniversitesi'nin ne kadar sürede gidersiniz? Dolayısıyla yani bu mesafeyi İstanbul birazcık buna, hocam. Evet kendiniz de biliyorsunuz. Ben en az 2,5 saatte geliyorum. Dolayısıyla inanın ulaşım açısından bir sorunumuz yok yani kampüse ulaşım açısından. Peki şimdi siz Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olarak sorsam formasyon bir koydular, bir kaldırdılar. Şimdi son durum nedir ve... Galiba sizin öğrencileriniz de çok öğretmen olma derdinde olan öğrenciler değil bildiğim kadarıyla. Doğru çünkü biz de bu formasyon eğitimi daha çok biliyorsunuz matematik, evet, fizik, evet. kimya, biyoloji, coğrafya, edebiyat gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerin işte öğretmenlik yapamaktan kaynaklanan sıkıntıları var. Formasyon evet. eğitimini aldıktan sonra öğretmen olmak zaman zaman Türkiye'de değişiyor tabii. Evet. Bazen getiriliyor bazen gidiyor. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Ben bu arada da hemen aslında bununla bağlantılı olarak fakültedeki bölümlere ilişkili tabii bir bilgi hocam, verirsem buyurun. Belki o kapsamda birazcık da açıklayıcı olur. Hı-hı. Örneğin psikoloji bölümü var. Buradan mezun olan öğrenciler daha çok psikolog olmayı düşünüyor. Yani öğretmen falan olmayı düşünen evet. bir kitle gelmiyor bize sonuç olarak. Psikolojide Türkçe ve İngilizce eğitim olarak biraz önce bahsettik iki programımız var. Bunun dışında enformasyon teknolojileri bölümüne bağlı iki programımız var. Bu programlardan bir tanesi enformasyon teknolojileri programı, diğeri de bilişim yönetim bilişim sistemleri programı. Aslında bunlar da çok enteresan programlar. Kısaca hemen oradan biraz bilgi vermek gerekirse, enformasyon teknolojileri daha çok elektronik, haberleşme, bilgisayar, yazılım, mühendisliği gibi alanların, biraz uzmanlık alanlarının bir araya getirilmesiyle oluşturmuş aslında hibrit bir program. Özellikle yönetim bilişim sistemleri programından bahsetmek istiyorum birazcık da burada.
O da teknoloji ve mühendislik bilimleriyle sosyal bilimlerin aslında bir araya getirilmiş. Peki buradan enformasyon teknolojileri ve yönetim bilişim sistemlerinden mezun olacak adaylar nerelerde iş imkanları bulacaklar hocam? Şimdi enformasyon teknolojileri bir defa bilişim teknolojilerinin kullanılmış olduğu herhangi bir yerde iş bulma şansları çok yüksek. Hı-hı. Dediğim gibi biraz önce elektronik, haberleşme, yazılım, bilgisayar mühendisliği evet. gibi bir takım alanların ortaklaşa aslında organize edilmiş olan bir hibrit birim. Yönetim bilişim sistemleri ise daha çok teknolojiyi bilen yöneticiler yetiştirmeye yönelik aslında. Hı-hı. Çünkü teknolojiyi gerçekten bilmeyen, iyi kullanmayan çağımızda özellikle iyi bir yönetici olma şansı çok zayıf. Çünkü 2000'li yıllarda bilgi çağına girdik diye biliyorsunuz söyleniyordu. Evet. Artık bilgi çağına geçtik. Şu anda çok hızlı bir şekilde teknoloji çağına geçtik bence. Başka bir isim bulmak evet. lazım değil teknoloji mi? Artık teknolojinin ötesine geçiyoruz aslında yani. Bana sorarsanız. Değil yani mi? Gerçekten çok hızlı değişiyor. Çok hızlı. O nedenle teknolojiyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yani çok güzel bir deyimi vardır Mevlüt Hoca'nın. Der ki bu çağda doğan öğrenciler, çocuklar aslında dijital yerli onlar. Biz dijital göçmeniz. Yani hani çok severim bu söylediği Emre evet, kesinlikle hocanın, çok doğru bir değil mi yani hani kıyaslama. Artık çünkü ben bilmiyorum yani hani 3 yaşındaki yeğenim bile hani iPad'i ya da şeyi benden daha iyi kullanabiliyor. Evet gerçekten. Başka bir isim bulmak lazım. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çok. Dolayısıyla öğrenciler bence tercihlerini yaparken bu giriş evet, sınavı öncesinde evet. birazcık bu tür parametreleri de dikkate alarak tercihlerini yapmalarında yarar Hatta var. Hatta üniversite seçerken teknolojik altyapı ve laboratuvarları değil mi hocam çok önemli. Kesinlikle çok Nasıl önemli. Nasıl Işık Üniversitesi'nde? Şimdi tabii Işık Üniversitesi ben Fen Edebiyat Fakültesi evet, dekanı olarak evet. kendi fakültemle ilgili konuşacak olursam yani psikoloji bölümünde bile bizim laboratuvarımız var. yani artık sosyal bilimlerde bile evet. teknolojiyi kullanmadan bir adım öteye geçemiyorsunuz. Tabii ki ben kendim de bir mühendisim bu arada onu evet, söyleyeyim. Evet. Işık Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanıyım. Dolayısıyla mühendislik fakültesi de biliyorum. Gerçekten çok donanımlı, hı hı. Teknolojik olarak çok iyi laboratuvarlarımız olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam, yurt olanakları nasıl kampüsün? Tabii kampüsümüzün yurt olanakları var. Hı. Yaklaşık olarak yanılmıyorsam 1500 civarında öğrencimiz şu anda Şile kampüsündeki yurtlarda kalıyor. Sadece tabii yurtlarda kalan öğrenciler de değil, hı hı. Şile'de ev tutan kiracı olarak kalan öğrencilerimiz öğrenci de var orada. Evet, yani dolayısıyla öğrenci. Hani yani öğrencilerimizin barınma açısından bir sıkıntısı yok. Yani. Evet. İstanbul dışından tercih adayları evet, evet. yapacak adayları da buradan duyuralım. Peki yurt dışı değişim programlarından biraz bahsedelim. Hem öğrenci hem akademik kadronun böyle bir değişim söz konusu nasıl Işık Üniversitesi'nde? Evet yani öğrencilerin sınava girerken bence bunlar da hedeflemesi gerekiyor. Biz Fevziye Mektepleri Işık Üniversitesi olarak bütün fakültelerin yurt dışındaki özellikle Avrupa'daki üniversitelerle Erasmus kapsamında yapmış olduğumuz anlaşmalarımız var. Hı hı. Öğrencilerimiz bu anlaşmalar kapsamında belli bir süre, bir yarı yıl olabilir, iki yarı yıl olabilir. Başka programlara, yurt dışındaki programlara gidiyor. Bir takım dersler alıyor. Belli bir maddi destek de veriyor tabii bu öğrencilere. Döndükten sonra Işık Üniversitesi'nde hangi programa kayıtlıysa bu dersler o programına sayılıyor ve kaldığı yerden devam ediyor. Bu şu açıdan önemli. Yani mutlaka şu global çağda sadece lokal olarak kalmamanız gerekiyor. Öğrenci evet. dahi olsanız mutlaka bir uluslararasılaşma sürecinde, bir etkileşim sürecine yani öğrencilikten başlamanın da çok büyük avantajı evet. var. Yani Işık Üniversitesi bu konuda iddialı, onu söyleyebilirim hı-hı, ben. Hı-hı. Peki, şimdi hocam adaylar tercih dönemi içindeyiz. Hani mutlaka bir iki cümleyle hani tercih önerilerinizi de merak ediyorlardır mutlaka. Şimdi benim... Öğrencilere genelde söylediğim şey şu, bir, tabii ki tercih yapacaksınız ama bu tercihleriniz sizin almış olduğunuz puanla orantılı olmak zorunda. Tabii hı hı. ki hepimiz en iyi bölüme girmek istiyoruz ama sonuçta aldığımız puanı dikkate almamız gerekiyor. İki, yeteneklerinize uygun program seçmeniz gerekiyor. Yani istemediğiniz programlara girip orada zaman kaybetmeyin. Üç, severek okuyacağınız ve mezun olduktan sonra da iş bulacağınız programlar olsun. Aslında bunların şu anda Türkiye'deki yelpazede bunları yapmak çok da zor şeyler değil. Önemli olan doğru kararları vermektir. Yani ben esas olarak öğrencilere tercih edeyim
Tercih sürecinde parametreler bunlar. Bir de en büyük şey hocam, sevdikleri mesleği yapmak mutlaka, değil mi? Mutlaka. Yani hani öğrenci nereyi seçerse seçsin. Hani bir de ne dersiniz? Yani hani bu yıl diyelim ki öğrencinin puanı tutmuyor ve istediği bölüme, istediği yere giremiyor. Bir yıl beklemek onların hayatından çok büyük bir şey kaybettirmez aslında. Bence değil kaybettirmez. Mi? Ben zaman zaman bu soruyla karşılaşıyorum. Evet. Yani istemediğiniz, sevmediğiniz bir bölümde okuyup zaman kaybetmektense bir yıl daha bekleyin, çok iyi hazırlanın. Ondan sonra gidin yeni bir tercih yapın. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Tabii biz Fevzi Mektepleri Işık Üniversitesi olarak bizim şöyle bir avantajımız da var aslında çoğunlukla. Biz yani devlet üniversitesi olmadığımız için biz her programı açmak durumunda değiliz. Evet. Biz gerçekten tercih edilen, mezun olduktan sonra iş bulma potansiyeli olan programları açıyoruz ve dolayısıyla da öğrenciler bu programlara geliyor. Peki siz uygulamalı eğitim alanında nasılsınız? Yani uygulamalı eğitim yani derken, öğrencilerin hani staj imkanlarını çok kolay sağlayabiliyor musunuz? Mezun olduktan sonra öğrenciler çok kolay iş bulabiliyorlar mı? Şimdi üniversitesinden ne dersiniz? Tabii staj işi daha çok mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik aslında bir şey. Bizde sadece enformasyon teknolojileri bölümünde staj olana staj zorunluluğu var. Öğrencilerimiz istedikleri zaman onlara herhangi bir kurumda gerek kendi tercih edecekleri ya da bizim onlara sağlayacağımız bir takım kurumlarda staj yapabilirler. Evet. Tabii staj bir tecrübe kazandırıyor öğrencilerde. Yani şunu da söyleyebilirim. Biz gerçekten son bir yıl içerisinde Işık Üniversitesi'nden mezun olup da piyasaya çıkmış ve çalışmış olan öğrencilerin bir profilini çıkardık. Yani şunu çok gerçekten gurur duyarak söyleyebilirim ki Işık Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler iyi yerlerde çalışıyor. Yani bunu çok rahat söyleyebilirim. Bununla ilgili bir katalog hazırlığı da yapıldı. Peki nasıl? Yani öğrenciler Işık Üniversitesi'ni tercih ederken işleri rahat olsun. Evet, bir şey daha ilave etmek istiyorum. Yani Işık Üniversitesi sadece aslında öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite değil. Velilerin de tercih ettiği bir üniversite. Çünkü sonuçta vakıf üniversiteleri sadece öğrencinin kendi başına tercih ettiği bir olgu değil. Hayır, ona ailece karar veriliyor. Evet, bizim çünkü ülkemizde tanıtımlar oluyor. Evet. Görüyorum, sabahleyin gelirken baktım, aileler, anneler, babalar çocuklarını alıyorlar, geliyorlar. Aslında birlikte tercih ediyorlar hangi programda okuyacaklarını. Evet. Dolayısıyla biz sadece ya öğrenciler tarafından değil, aslında veliler tarafından da tercih edilen bir üniversiteyiz. Çok önemli bir nokta. Kesinlikle, aslında, bence mi? De, evet. Peki hocam, yurt dışı değişim programlarını da anlattık öğrencilerin. Biraz akademik kadrodan da bahsedelim. Şimdi Işık Üniversitesi'nin akademik kadrosuna bakıldığı zaman büyük bir çoğunluğu doktorasını yurt dışından almış. Yani bunun aslında bir nedeni de İngilizce eğitimi, biraz önce söylediğim gibi temel felsefe edinmiş olduğu için çoğunlukla tabii bunu da en iyi yapabilmeniz için seçenekleriniz daha çok işte İngiltere, Amerika gibi üniversitelerde doktoralarını yapmış olan öğretim üyelerini çalıştırmaktan geçiyor. Yani birinci parametre bu. Yani hocalarımızın, inanın sosyal bilimlerde olsun, mühendislik bilimlerinde olsun, fen bilimlerinde olsun büyük bir çoğunluğu doktoralarını yurt dışında yapmış. Araştırma konusunda gerçekten çok ileri düzeyde bir kadroya sahip. Bunun dışında eğitim, öğretim faaliyetlerinde gerçekten öğrencilerine sadece ders içinde değil, bizim hocalarımızın büyük bir çoğunluğu da kampüste yaşıyor sonuç olarak. Dolayısıyla hem gün içerisinde sınıflarda, derste, laboratuvarlarda öğrenciyle etkileşen hocalarımız, diğer yandan kampüs içerisinde sosyal ortamlarda öğrenciyle bir araya gelebilen, etkileşimde bulunabilen, bence bu da öğrenciler için ayrı bir sinerji yaratıyor. Kesinlikle. Güzel bir şeyimiz var. Yani kadromuz konusunda kendimize güveniyoruz, iddialıyız. Evet. Yani onu çok rahat söyleyebiliriz hocam size. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bence çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, eğitim ve yaşamı burada noktalıyoruz. Hepinizin yakından tanıdığı gibi yapım ortağım Ece Karaboncuk ve Habertürk'ün ekibiyle birlikte hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Yarın aynı saatte yeni konu ve konuklarla karşınızda oluncaya kadar şimdilik hoşça kalın.